Merhaba arkadaşlar, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi bu çalışmamızda nul kavramı üzerine konuşacağız. Gerçi şimdiye kadar yaptığımız bazı çalışmalarda nul kavramından bahsetmiştik ama bu çalışmamızda biraz daha detaylı olarak üzerinden geçeceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi test veri tabanına bağlayayım yine. Şu an herhangi bir tablom yok. Yine örnek tablolarımızı beraber oluşturacağız şurada bulunan Query'lerden. Yine departman ve employee tablosu üzerinden gideceğim. Departman tablomuz gördüğünüz olduğunuz gibi ID, name ve city var. Name'de not null constraint kullanmışım. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde çalıştı. Hemen ikinci query'miz, bu kez employee tablosunu oluşturuyorum. Yine query'mizde neler var? ID, name, age, salary ve join ilişkisi kurduğumuz şuradaki departman tablosunda referans verdiğimiz departman ID var. Çalıştırdık burada da. Birkaç tane veri ekleyelim hemen. Öncelikle departman tablosuna verilerimizi ekleyeceğiz. Burada şuraya dikkat edin siz de. Bakın şurada artık finans departmanı için şehir bölümüne şurada dikkat ederseniz burada boş string bir veri ekliyorum. Şurada da null bir veri ekliyorum. Buna dikkat edelim. Son olarak da şurada görmüş olduğunuz gibi employee tablomuza verilerimizi göndereceğiz. Burada da şöyle yapalım isterseniz. Örneğin şuradaki Alice Smith'in salary verisini bakın 0 olarak değiştiriyorum. Sonra şurada Bob Johnson'ın, yaşı şöyle 0 olsun. Sonracığıma şuradaki son iki değerinde şöyle yine yaşını nule çektik. Bunun aynı zamanda maaşını da nule çekelim. Yine şuradaki Olivier Moon'un da yalnızca maaşını nule çekelim. Bu şekilde çalıştırıyorum tekrar. Tamam, şimdi şuraya hemen refresh diyorum. Employee tablomuzdaki ve departman tablomuzdaki verileri bir görelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi veriler burada. İlk olarak null'ün SQL içerisindeki tanımına bakalım. Bir veri hücresindeki olmayan veri şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi olmayan veri derken kastettiğim bu verinin işte numerik sütunlar için sıfır olması değil ya da karakter veri tipleri kullanılan sütunlar için boş karakter kullanılması değil arkadaşlar. Null en basit tanımıyla orada veri olmaması demektir. Şimdi departman tablomuza gidelim bakın. Şurada görmüş olduğunuz gibi biz burada veri eklerken dikkat ederseniz buraya boş bir string eklemiştik. Marketing içinde null eklemiştik. Bakın şurada boş bir string alanı bu hücrenin değeri null değil arkadaşlar. Boş string. Ancak şurada marketing satırı için şuradaki city şehir alanında bir veri yok. Burası boş. Yani burayı null şeklinde düşünebilirsiniz. Daha geniş bir senaryoda nasıl olabilir? İşte yeni bir departman açılmıştır. O departmanın işte şimdilik herhangi bir şehre bağlı değildir gibi bir senaryo olabilir. Veya şuradaki employee tablomuza gelelim bakın. Eğer ben şurada bir yaş sütunu var ya. Bakın eğer şuradaki yaş sütununu 29'u 0 olarak değiştirirsem burası arkadaşlar null olmuyor. Burası bir değer var ve o değer sıfır. Ancak aşağıda görmüş olduğunuz şuradaki James Taylor satırında burada değer yok. Şunu tekrar 29'a çevirelim. Mesela buradaki senaryo nasıl olabilir? İşte kullanıcı diyelim ki bir sisteme kayıt olurken kullanıcıdan işte yaş bilgisini de isteyebiliriz. Ona uygun ürünleri çıkarmak için. Ancak bu alanımız zorunlu olmazsa ne olacak? Üstüne, yaş sütununa gelen veriyi biz null olarak düşünebiliriz. Şimdi genel anlamda null mantığı bu şekilde. Şimdi biraz query yazalım. Şuradaki bakın employee tablomuz değil mi? Şimdi employee tablosundan gelen tüm verileri alalım bir. Select Yıldız from employee dedim. Çalıştırıyorum query'mi. Görmüş olduğunuz gibi employee tablosundan tüm verileri aldık. Biz şöyle bir filtreleme yapmak isteyebiliriz. Ya arkadaşım bana şurada salary sütunundaki işte maaşı null olmayanları getir dersek ne yapacağız? Hemen şurada ver koşulunu yazacağız değil mi? Nasıl yazacağız bunun için? Salary is not null diyeceğiz. Normalde biz ne şekilde kullanıyorduk? Mesela burada bir veriye eşitleyelim, tamam mı? Ver salary diyelim. Şöyle bir şey yapalım isterseniz. Ver salary büyüktür
İşte 50 binden fazla olan maaşları getirsin bana. Bu şekilde çalıştırdığımızda görmüş olduğunuz gibi maaşı 50 binden yüksek olan çalışanlar geldi. Burada comparison operatörleri kullanabiliyoruz değil mi? Ancak mal için kullanacağımız yardımcı anahtar kelime arkadaşlar is. Bu sütun bize ne getirecek? Bu sütun da bize salary sütununda veri olan satırları getirecek bakın. Eğer mesela ben buna şey dersem, bakın and diyorum, age is not null diye eklersem buraya ne olacak? Bakın şuradaki sütun, şu sütuna sahip satırın da gitmesini bekleriz değil mi? Tekrar çalıştırıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi ne almış olduk burada? Hangi çalışanların bilgisini almış olduk? Hem yaş sütununda hem de salary sütununda veri olan, yani null olmayan çalışanların bilgilerini almış olduk bu şekilde. Peki null olanı almak isteseydik ne diyecektik? Hemen var salary is null dediğimiz zaman ve query'mizde çalıştırdığımız zaman görmüş olduğunuz gibi ne yaparız? Salary sütununda null olan çalışan bilgilerini bu şekilde almış oluruz. Ve bunun koşulunu incelerken ne kullanıyormuşuz? Şurada görmüş olduğunuz is anahtar kelimesini kullanıyormuşuz. Peki şurada hemen şu senaryomuzu soralım. Şuradaki tüm employee bilgilerini tekrar alayım ben. Mesela bir tablo oluşturduğumuzda hangi sütunların null olup olmayacağını, yani null değer alıp almayacağını nasıl karar vereceğiz? Şimdi bu kesinlikle sizlerin yaptığı çalışmaya bağlı arkadaşlar. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi bakın benim burada görmüş olduğum gibi bir tane employee çalışan tablom var. Şimdi bir kere şuradaki ID'ler neydi? Serial veri tabanı buradaki ID'ler zaten olmazsa olmaz. Otomatik olarak artıyor da zaten burada. Şuradaki dikkat ederseniz isim sütunu da name sütunu da ben oluştururken nasıl oluşturdum bunu? Bakın şurada not null olarak oluşturdum. Bunu bilerek verdim. Neden mesela? Neden buraya verdim de şuradaki age ve salary'e vermedim mesela. Normalde mantık olarak düşündüğümüz zaman nedir? İşte biz çalışanın ismini de biliriz, yaşını da biliriz, maaşını da biliriz değil mi? Ancak buradaki ben kendi kafamdan hangi verileri istediğimi net olarak belirttim. Dedim ki ya bir kere ben çalışanın ismini bilmem lazım arkadaşım. Yaşını bilsem de olur, bilmesem de olur. Gerçi birçok senaryoda bu önemli ama kendi tablo tasarımında bunu çok önemli görmedim. Salary kısmı. Maaşı null olan bir çalışan olmaz değil mi normalde? Ancak burada şu şekilde düşünebiliriz. İşte çalışan işe başladı da sallıyorum daha maaşı belli olmadı şeklinde absürt bir senaryoda ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz değil mi? Yani burada özetlemeye çalıştığım bazı söylediğim şeylerin çelişkili gibi geldiğinin farkındayım da özet olarak şunu anlatmaya çalıştım aslında. Hangi verinin null olup olmayacağına kesinlikle çalışmanızın, oluşturduğunuz tablonun mantığı karar verecek biraz da. Şimdi bakın burada yine employee tablomuz üzerinden gidelim. Şöyle bir koşul yazacağım bakın buraya. Ver diyorum 1 eşittir 1 diyorum. Şimdi burada acaba sizce böyle bir şey daha önce yapmadık sanıyorum sizle. Şimdi burada nasıl bir sonuç gelir? 1 eşittir 1 nedir? True, doğru bir sonuçtur değil mi? O zaman buradaki koşulumuz her zaman doğru sonucu verecek ve biz tablomuzdaki tüm değerleri tekrardan alacağız. Şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi tüm veriler geldi. Mesela şöyle diyelim, 1 eşittir 2 dediğim zaman ne olacak? Bu kez burası daima yanlış olacağı için, yani şu eşitlik false olduğu için hiçbir veri döndürmeyecek değil mi? Çalıştırıyorum. Okey. Şimdi bakın. Tekrar şunu 1 eşittir 1 yapalım. Tüm verilerimiz gelsin. Burada şöyle bir şey yapıyorum bakın. Buraya null eşittir null dediğim zaman acaba sonuç ne olacak? Şimdi mantık olarak düşündüğümüz zaman mesela birçok programlama dilinde bir değişkenin değeri null olduğunda onu null'a eşit olup olmadığını kontrol ettiğimizde doğru sonucu döner. Ancak SQL'de durum biraz daha farklı. Şimdi var null eşittir null dediğimiz zaman arkadaşlar çalıştırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi hiçbir değer almadık. Yani null eşittir null false değer döner. Bunun da mantığını şu şekilde düşünebilirsiniz. Tüm verilerimizi alalım tekrar. Şurayı çalıştırdığımızda şimdi bakın null ne dedik? Olmayan veri dedik değil mi? Şimdi şuradaki olmayan veri null ile şuradaki olmayan veri null'ın biz birbirine eşit olduğunu düşünebilir miyiz? Bunlar farklı değerlerde olabilirler. Ya da şuradaki null ile şuradaki null. Bunlar farklı değerler olabilirler değil mi? Biz orada null'ın ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. O nedenle null eşittir null bize false döner. Ne demek istiyorum mesela? Şurada select count diyorum ya.
Mesela geliyorum, count yıldız diyorum, tamam mı? Şurada da koşulumuzu silelim artık. Count yıldız from employee. Bu bize ne dönecek? Satır sayımızı dönecek, değil mi? Şimdi böyle çalıştırdığım zaman, bakın benim satır sayım ne? 10. Benim kaç tane verim vardı? Şurayı tekrar yıldıza çevirip çalıştırdığımızda görmüş olduğunuz gibi 10 satır verim var. Yani count yıldız ne yapmış oldu? Tamamını getirmiş oldu, değil mi? 10 tane satırı da demek ki sayıyormuş. Peki ben bu count'u yıldız değil de şöyle bunu H ile değiştirdiğim zaman. Yani ne diyorum burada? H sütununa göre saymak istiyorum. Acaba burada H sütununda null veriler var. Onları alacak mı, almayacak mı? Bakın o şekilde çalıştırdığım zaman ne aldım bu kez? 8 olarak aldım. Neden 8 olarak aldım? Bakın şurayı count H değil de şöyle select yıldız dediğimizde çalıştırıyorum bakın. Dikkat! 10 tane satır var ancak H sütununda 2 tane null değer var. Eğer ben satır sayısını bir sütuna göre, yıldıza değil de bir sütuna göre saymaya çalıştığımda o zaman null olan veriler arkadaşlar almıyor. Eğer ben bunu mesela salary sütununa göre saydırırsam benim 10 tane verim var. 3 tane null çıkar, bize 7 sonucunu verecek. Bakın geliyorum, select count, bu kez ne dedik? Salary sütunu dedik. Çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ne yapıyor? Count bize 7 sonucunu dönüyor. Count'un null ile çalışması bu şekilde. Tekrar tüm verilerimize bakalım. Örneğin sum, toplam aggregate fonksiyonu şuradaki h ile nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor arkadaşlar, bakın. Select sum h diyorum from employee. Şimdi sum fonksiyonu ne yapacak? Buradaki verilerin tamamını toplayacak, tamam mı? Ancak null ile diğer sayıları nasıl toplayacak acaba? Şimdi çalıştırıyorum. Bana burada 243 değerini verdi. Yani bir şekilde toplama işlemi yaptı. Bunu nasıl yaptı arkadaşlar? Sum aggregate fonksiyonu null value'ları, null değerleri dikkate alır. Ancak toplamda onların değerlerini sıfır olarak alır arkadaşlar. O nedenle ben burada 243 sonucunu elde ettim. Peki ortalamayı nasıl alacak sizce? Çalıştırıyorum. Mesela average aggregate fonksiyonunda yine bana değer verdi. Average, max, min, bunlar da arkadaşlar null değerlerini görmezden gelirler. Görmüş olduğunuz gibi ortalama başarılı bir şekilde bize sonucu döndü. Mesela gelip burada min aggregate fonksiyonu kullandığımda yine bana en küçük olan 25'i, max'ı kullandığımda yine bana yaş olarak en yüksek olan 40'ı verdi. Geliyorum şurada select yıldız dersek tekrardan, bakın minimum 25, maksimum da 40 değerini doğru bir şekilde ne yapmış oldum? Almış olduğum. Null arkadaşlar aggregate fonksiyonlarında da bu şekilde çalışır. Başka ne yapabiliriz? Hadi null hakkında bu kadar konuşmuşken bir de coalesce fonksiyonu üzerinde konuşalım. Ne demek istiyorum coalesce fonksiyonu? Şimdi coalesce fonksiyonu arkadaşlar bir liste içerisinde ilk null olmayan değeri döner. Ne dedim? Hiçbir şey anlamadınız değil mi? Hemen gelelim query'imizi yazalım bakın. Select diyorum. Şöyle aşağıya yazayım daha iyi görün. Coalesce. Artık okunuz coalesce mi coalesce mi tam emin değilim ama coalesce bana daha kolay geliyor. Coalesce diyorum. Bakın bir tane liste açıyorum burada. İşte şurada null olsun bakın. İşte şurada 10 olsun. Şurada da 20 olsun. Ne dedim? Burada bana dönecek olan sonuç ilk null olmayan sonuç dedim değil mi? Çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi coalesce sonucunu ne yapmış oldum? 10 olarak almış oldum. String ifadeler için de aynı arkadaşlar. Bunu da şöyle yapalım. Bakın buraya da null koyuyorum. Sonra da şuraya da sonra ne diyelim? İşte test 1 diyelim. Hemen yanına da test 2 diyelim. Geliyorum. Çalıştırıyorum tekrar. Görmüş olduğunuz gibi şunu pas geçti. Bunu pas geçti. Bana neyi döndü? Test 1'i döndü. Yine hiçbir şey anlamadık değil mi? Bizim açımızdan ne yapıyor? Bir şey ifade etmiyor. Bunu mesela gerçek hayat senaryosunda ben nasıl kullanacağım? Şimdi ben mesela ne yaptım? Bir join kullandım diyelim. İşte employee tablosuyla department tablosu arasında bir join kullandım. Ama dikkat ederseniz bana burada
null olan bazı değerler var. Değil mi? Şimdi gelelim hatta şu şekilde select yıldız diyorum from employee tablosu buna as i diyelim kısa olarak. Sonra inner join department diyorum buna da as d diyorum kısaltma olarak. Sonra on anahtar kelimesini kullanıyorum. E.department id d.id'yi eşit olsun. Çalıştırıyorum query'mi. Görmüş olduğunuz gibi inner join kullanarak verileri aldım. Şimdi ancak ben şöyle bir şey yapabilirim bakın. Ya diyebilirim ki şurada arkadaşım h'de null yazıyor ya. Burada atıyorum. Buralara ben 18 vereyim. Ya da şurada salary var ya. Burada bir ton 3 tane bir ton değil 3 tane null değeri var. Mesela bilmediğim ya da olmayan bir değer yerine ben buralara varsayılan bir değer atayabilirim mesela. Diyebilirim ki işte şurada da eğer bir çalışanın maaşını görmüyorsan arkadaşım oraya da 20 bin lira yazdırabiliriz. Nasıl yazdıracağız? Bakın şuradan geliyorum. Hadi çalışan isimleri belli olsun diye şurayı e.name'i alalım. Bunu şöyle as employee name şeklinde alalım. Sonra ikinci olarak şunları da alt alta yazayım ki daha iyi görebilirsiniz. İkinci olarak neyi alayım? Yaşı alacağım bakın. Çalışan yaşını alacağım. İşte burada coalesce fonksiyonunu kullanıyorum. Sen neyi alacaksın? Şuradaki yaşı alacaksın değil mi? Burası e.age. Yaşı aldım. Ancak burası null olduğu zaman buraya ben bir varsayılan değer gireceğim. İşte sen arkadaşım orada eğer değer yoksa bunu 18 olarak ne yap? Getir bana. Buraya da ne diyelim? İşte as employee age diyorum. Tabi buradaki alias'ları hiç yazmama gerek yok değil mi? Ancak şurada gelen sonuçta daha iyi görünsün diye yazıyorum. Şuraya da employee'sini unutmuşuz. Tamam başka neyi kullanalım coalesce'de? Mesela şuradaki salary'de de kullanalım. Hemen diyorum coalesce dedim fonksiyonu açtım. Buraya neresi? E.salary değil mi? E.salary varsa burada değer varsa bunu getir. Ancak yoksa buna işte atıyorum 20 bin lirayı getir diyelim. Bunu da ne olarak yazdıralım? İşte as employee salary diyorum. Bir de şuradaki şehir ismi değil mi? Şehir isminde ne var? Yine null olan veriler var değil mi? Hemen geliyorum bakın. Coalesce dedim. Bu kez departmanı ne olarak kazmıştım? D. D'den ne alacağız? City alacağız değil mi? D nokta city'yi getir arkadaşım. Ancak bilinmiyorsa onun yerine şöyle unknown şeklinde bir string getir. Buna da as diyorum. Department city diyelim. Bu şekilde bakın. Query'mi çalıştırıyorum. Hop hataları aldık. Çünkü şurada virgül yazmayı unutmuşuz. Çünkü şuraların coalesce'lerin hepsi neye ait? Şuradaki select'e ait değil mi? O nedenle virgülleri ekledim. Geliyorum çalıştırıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi null olanların yerinde artık yaş sütununda 18 var. Salary'de null olanların yerinde artık 20 bin lira var. Departman City'de null olanların yerinde artık ne var? Unknown var. Şurada iki tane de boş var. Bunlar neydi? Boş veriydi zaten. Boş string'di değil mi? İşte boş string'in null'den farklı olduğunu bu şekilde de anlayabilirsiniz. Bugün çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.